Refika'nın mutfağı gururla sunar. Yeni buluşumuz, kaynar suyla ıslattığımız bulguru şişirerek hazırladığımız inanılmaz doyurucu ana yemek olan kat kat salatalar. Hazırlayıp evde her gün, bir gün, iki gün, üç gün, dört gün yiyebileceğimiz. Diyet yaparken, denize giderken, piknik yaparken, işe giderken, okula giderken, staja giderken, yola giderken yapabileceğiniz inanılmaz sağlıklı, lezzetli bir alternatif. Dünyada ilk ve tektir ve Refika'nın mutfağı size gururla sunar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben yıllardır Filiz'in makarnalarına bayılıyorum. Makarna iyi bilen Filiz sonradan bulgur da çıkardı. Ve Mardin bulguru var. Hem köftelik hem de pilavlık. Ya Refika bunlara bakar mısın tadına falan diye bana gönderdiler ya. Sonra ben bunlara aşık oldum. Ve de bulgurun aslında bugüne kadar kullanmadığımız özelliklerini keşfetmeye başladım. Onları size ilerlediğimiz günlerde daha da göstereceğim. İlkinden başlıyorum. Bir kere bulgur, hani bu yulafların böyle yabancıların overnight dediği TikTok'ta gördüğümüz halleri var ya, hani sütü koyuyorsun veya suyu koyuyorsun, bir gece bekletiyorsun, sonra o böyle gayet lapalaşıyor falan filan. Bu bulgurdan olmaz mı ya dedik. Ondan sonra bulguru, önce ince bulguru suyla ıslattık, zaten onu biliyoruz ki şişiyor. Peki pilavlık bulgur bu olabilir mi dedik. Pilavlık bulguru da yaptık, koyduk, şişirdik, inanılmaz oldu. Hatta bu normalde hani bir gece beklemesi lazımdır ya yulafın tam kendine gel. Bu bulgurlar 2 saatte oluyor. Neden? Çünkü aslında buğdaylar haşlanıp kırılıp bulgur haline geliyor ya, ön haşlaması yapılmış oluyor. Ama ben bu kadar kısa da hani normalde yarım saatte 20 dakikada hani ocakta piştiği için pilav, dolayısıyla olmaz diye düşünürken ama aslında 2 saat içerisinde kaynar suyla olduğunu keşfettik. Dolayısıyla pilavlık bulgurun o tane tane dişe gelen hallerinden de nasibinizi almak istiyorsanız çok rahat kullanabilirsiniz. Bu fikri aldık ya, bunu nasıl daha lezzetli hale getirebiliriz diye. Şimdi sadece suyla normalde bir bulgur pilavı yaptığımızda içine salça giriyor, sarımsak giriyor, kimi zaman soğan giriyor, başka lezzet vericiler, nohutlar falan giriyor. Ama bunda bulgur sade. Dolayısıyla bulgurun kalitesi önemli. Hani orada dedik ya, Filiz'imin benim Mardin bulguru var. Onlar böyle coğrafi işaretli, Mardin bulguru zaten coğrafi işaretliydi. O coğrafi işaretli bulguru daha da çoğaltmayı kendilerine misyon edindiler. Ve bizle de paylaşmaya. Dolayısıyla bu Mardin bulguruyla ne yalan söyleyeyim bir tık daha lezzetli oluyor. O yüzden tercih edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Mantık şu aslında, kat kat lezzetler yapmak. Bu kat kat lezzetleri de herhalde Türkiye'de ilk, kendime güvenemediğimden emin değilim ama belki dünyada da ilk yapanlardan biri olduğuma eminim. Hatta geçen gün bir şey için biri bana atmış, Plus Kitchen'de bak bunlar var. O Plus Kitchen'a da ilk yapanlar, hani biziz, Plus Kitchen'in ilk menüsünü bir zamanda yıllar evvel oluşturmuştuk mutfakta gibi gibi bu hani kat kat salatayı birazcık meşhur ettik. Mantığı ne? Suluları alta koyuyorsun, gittikçe kuruya doğru gidiyor. Bulgurun ıslatma şeysi çok önemli. İsterseniz bulguru koyun, üstüne bol su koyun. Hiç ölçmeyin, etmeyin. Öyle bile şişiyor fazla suyu, ondan sonra isterseniz için, isterseniz bitkileri dökebilirsin. Ama idealde hem şişip hem hiç su ziyanı olmayan ölçüsü 1'e 2. Yani bir bardak bulgura, bir bardağa koydunuz, bir bardak bulguru dökün. Üzerine de 1,5 bardak aynı bardaktan kaynar su koyduğunuzda garip bir şekilde 1'e 2 oluyor ölçüsü. Hani şey için, özgül ağırlık farkından diyelim. 1,5 bardak su koyduğunuzda pilav ölçüsüyle aynı olduğunu şimdi fark etmiş bulunmaktayım. Ama oluyor ve bir tutam da tuz ki lezzeti geçsin. Çünkü açılırken gözeneklerin tuzu girmesiyle sonradan tuz eklemesi farklı oluyor. O yüzden bir parça tuz ve şey ekleyip 2 saat veya bir gece beklettiğinizde lezzetli bir kombinasyon, tam bir yaz birlikteliği. Altı yoğurdu koyuyoruz. Üzerine közlediğimiz bir patlıcanı parça parça koyuyoruz. Ondan sonra közlenmiş birazcık kapya biberi ekliyoruz. Bulguru ekliyoruz. Turşuyu ekliyoruz. Herhangi bir turşu olabilir ama salata turşusu çok yakışıyor. Ve küçücük küçücük varsa köfteler. Sonra bunun üzerine birazcık yağ, azıcık limon koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kavanozun içerisinde hop döküyoruz. O közlenmiş patlıcan, yoğurt, bulgur bir araya karışıyor ve inanılmaz. Şu kavanoz içerisinde belki hani yarım porsiyon köfte vardır gibi ama iki kişiyi müthiş bir ziyafette doyuruyor. Biz iki kişi değiliz, 5 kişiyiz ve denize gideceğiz. Bu tarifimi yapmak istiyorsunuz. Alın şöyle bir kavanoz, alın böyle bir kavanoz,
Doldurun içine altına yoğurdu, 3-4 tane patlıcanı falan filan hepsini koyun. Ve gayet sağlıklı bir yemeği deniz kenarında, hani artık deniz kenarındaki yemeklerin fiyatları da inanılmaz oldu. Hem sağlıklı hem herkesten daha fazla havanız olacağına Rişka garantisi veriyorum. Nedir yaz en sevdiğim şey? Domates. Altta domates. Bu salataya sarımsak çok yakışıyor. Ama tek başına kaldığında sertleşiyor. Birazcık domates koyduktan sonra, arasına biraz sarımsak, sonra tekrar domates koyduğumuzda o domatesin suyuyla o sarımsaklar yumuşayıp lezzetini domatese veriyor. Sonra bulgurumuzu koyduk. Sonra fesleğenimiz var. Fesleğen nereden bulacağız Refika, bulamayız işte falan derseniz, roka da gayet güzel olur, marul da gayet güzel olur. Sonra birazcık beyaz peynir ya da süzme peynir. Süzme peynir böyle küp küp kesin, onlar böyle olsun. Sonra da yer fıstığı arkadaşlar. Yer fıstığıyla beraber bunları böyle güzelce karıştırıyorsun. Ondan sonra afiyetle yiyorsun. İstersen üstüne azıcık kekik falan da koyabilirsiniz. Çok lezzetli, çok basit, inanılmaz doyurucu. Bulgur sayesinde, bulgurun nedir? Glisemik endeksi. Yani yediğin zaman kan şekerini mesela bir ekmek yemiş gibi yukarı çıkarıp indirmiyor. Seni tok tutuyor. Daha uzun süre tok tutuyor. Aslında bol bol lifi var. Dolayısıyla sindirim sistemimize de gayet iyi oluyor. Siz anladınız ne demek istediğimi. Ve dolayısıyla uzun süre tok kalmış oluyorsun. Ekmek yememiş oluyorsun. Ve acayip doymuş oluyoruz ki en önemlisi galiba bu. Evet, durum için. Siz anladınız beni. Veya bunun böyle daha Sezar salatası gibi diyeyim. Önce böyle biraz mayonez. Mayonezi isterseniz, mesela Burak öyle yapacak yaptığında, mayonez yerine bir kaşık yoğurt veya yarım kaşık mayonez, yarım kaşık yoğurt olabilir. Sonra bir kaşık hardal, böyle hafif ekşimsi duygu için. Sonra salatalık. Sonra bu sefer ince bulgur. İnce bulgur da böyle güzel oluyor. İncesi de kalın da güzel oluyor arkadaşlar. İsterince ince, isterseniz kalın. Ben onun ikisini de görün diye böyle yaptım. Sonra küp küp kapya biber. Izgara yaptığımız bir tane tavuğun budu. İki kişiye bayağı yetiyor. Bir tavuğun budu, birazcık kekik, birazcık pul biber. Azıcık da tuzla güzelce ızgarada pişirdik. Sonra ince ince kestik. Ondan sonra üstüne marul ve birazcık da, yani küçücük İzmir tulumu ama rende olunca bollaşıyor. Biraz da parmesana benziyor İzmir tulumu, o hafif kasiye olmuş tuzuyla. Böyle bir şey. Sonra üzerine zeytin, yani limonu koy, azıcık karıştır. Afiyetle nefis bir tavuklu salataya dönüşüyor. Ya ben et yememeye çalışıyorum, et yememeye dikkat ediyorum. Yazın dersek de, istersek barbunyayla, kırmızı veya mor fasulyeyle olabilir. Birazcık mısır, o tatlılık güzel bir hoşluk veriyor. Maydanoz ya da kişniş, kişniş buna çok yakışıyor. Ama geçen gün bir yemek verdim, gördüm. 4 kişinin 2,5'u ya da 10 kişinin 5'i mi oluyor? Yok. Yok. Neyse pardon. 8 kişinin 5'i şey yemiyor. Kişnişten kaçınıyor. O yüzden maydanozla da oluyor. İster maydanoz ister kişniş, ama kişniş seviyorsanız çok güzel oluyor. Ondan sonra ince bulgur, bir yarım avokadocuk. Avokado şey yoksa peynir koyabilirsiniz. Ondan sonra birazcık istersek nane, birazcık susam ve son dakika üstüne de limonları böyle iri iri, hem aslında o limonun asidi avokadonun kararmasını engelliyor kavanozun içerisinde. Ondan sonra bu böyle, onun sosunu yaparken bir parça karabiber istiyor bu salata. Birazcık zeytinyağı, limon ve azıcık karabiberiyle karıştırdık mı bu da afiyetle yeniyor. O fasulyelerin doyuruculuğu inanın, etleri aratmıyor. Barbunya da bence yaz için o bakımdan çok iyi. Buradan isterseniz bir mor fasulye çıkarırsınız, yeşil fasulye koyarsınız, yeşil fasulye çıkarırsınız, barbunya koyarsınız. Hepsi olabilir. Haşlanmış normal beyaz fasulye de olur. Hepsi nohut da olur. Hepsini de kullanabilirsiniz. Mantığı anladık hepimiz diye tahmin ediyorum. Bunun isterseniz tatlısını yapabilirsiniz. Bahar'ın dediği gibi bulgurla karpuz ne alaka diyeceğiniz için şu an yapmamış bulunuyorum. Demeyin, çok güzel oluyor. Karpuz çünkü aslında salatalıkla karpuzun aile olarak, bitki olarak da aynı familyadan. Biri sadece birazcık daha tatlı. Nar ekşisini koyuyorsun, tatlı oluyor. O neden olmasın diye de düşünebilirsiniz. Karpuzla bir de ne iyi gider? Beyaz peynir iyi gider. Süzme peynir iyi gider. Bir de ne iyi gider? Nane iyi gider. Bizim Kıbrıs'ta nane karpuz hellim yenir mesela. Öyle bir alternatif de yine kat kat yapabilirsiniz. Yine deniz kenarına götürebilirsiniz. Keşke deniz kenarına götürelim ya. Hepimiz deniz kenarına gidelim artık ya. Girip böyle hiç iş yapmadan böyle deniz önce derini yakacak, sonra böyle kemiğin içerisine girecek, orayı yakacak böyle. Böyle denize atlayacaksın, ay ne yapacağım diye arada sıkılacaksın, telefonuna bakmayacaksın. Çocuk sesleri bir taraftan, işte cır cır böceklerin sesleri bir taraftan gelecek. Köpekler böyle etrafında, kediler. Böyle bir zaman olsun inşallah.
Önümüz bayram. Bayram demek işte bütün bu güzellikleri belki yapabilmek için şu kadarcık bir fırsat demek. Allah hepimize maddi manevi güç kuvvet versin. Sevdiklerimizle olsun. Küsler varsa barışsın. Ülkemiz genel olarak birbiriyle barışık ve mutlu huzurlu olsun inşallah. Trafik olacak. Ondan kaçamıyoruz ama kazasız belasız olsun. Yemekler yenecek. Kilo aldırmasız olsun. Muhabbetler edilecek. Kavgasız olsun. Güzel bir bayram olsun. Sizi kocaman öpüyorum.